Herkese merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma yeni videom hepiniz hoş geldiniz. Ben Emre. Bundan bir önceki videomda Xiaomi Redmi Note 8 telefonunun kutu açılımını yapmıştık. Şimdi de yeni bir video ile karşınızdayım ve sizlere Xiaomi Redmi Note 8 telefonunun incelemesini yapacağız. O zaman lafı uzatmak istemiyorum. Şunu da söyleyeyim, ben bu telefondan memnun muyum değil miyim onları da söyleyeceğim, onları da anlatacağım. Yaklaşık 1,5 hafta oldu ben bu telefonu kullanalı, 2 hafta olacak. Yani bu süreçte sizlere memnun kalıp kalmadığımı anlatacağım az çok. O zaman hadi videomuza geçelim. Öncelikle telefonun dış görünüşüyle başlamak istiyorum. Dışarıdan baktığımız zaman Redmi yazısını görüyoruz alt köşede, daha sonra yukarıda böyle ortalarda bir yerde, başlarda diyeyim daha doğrusu, bir parmak izi okuyucu var. 1, 2, 3, 4 tane kamerası var, bir tane feneri var. Onun yanında 48 megapiksel kamera yazıyor. Daha sonra ön tarafında bir damla çentik var. Böyle telefonun pil ömründen bahsetmek istiyorum. Şarjı hızlı bitmiyor. Çok böyle yavaş da değil ama yani hızlı bitmiyor, onu söyleyebilirim. Daha sonra şarjı hızlı doluyor mu derseniz şarjı gayet hızlı doluyor. Bu konuda şüpheniz olmasın. Ondan sonra arkasında bir tane parmak izi okuyucu var. Onun hızını göstereceğim şimdi size. Bastım, hemen açıldı. Tekrar deniyorum. Oyun. Ben böyle PUBG oynayan biri değilim. Yani öyle oyunları sevmem. Brawl Stars veya PUBG gibi bir oyunları sevmiyorum. Oynamıyorum o yüzden. Sıcak oluyor mu derseniz biraz böyle... Yani oyunlarda daha çok sıcaklıyor. Daha hızlı sıcak oluyor, onu söyleyebilirim. Ama şöyle mesela ben daha çok sosyal medyada gezerim. İşte Instagram, TikTok, YouTube, WhatsApp, bunlara giriyorum daha çok. Bu arada Instagram demişken beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Yani kısaca oyunlar oynayınca tabii şarj ömrü biraz hızlı bitiyor. Ondan sonra hafızası 64 GB hafızası, 4 RAM'i var. Hoparlörlerini denedim sizin için. Hadi gelin bakalım hoparlörlerini beğenecek misiniz? Evet, hoparlörleri böyleydi. Gerçekten ses bayağı iyi çıkıyor. Ses konusunda sorun yok. Sıra geldik kameraya. Şu anda görmüş olduğunuz gibi bu şu anda ön kamerası. Bu da arka kamerası. Şu anda görüyorsunuz siz. Evet, kamerası da benim için gayet güzel. Şöyle tekrardan giriyorum kameraya. Mesela hemen kendimi çekeyim. Şöyle. Yani kendimi çektim. Videosunda bir tek şey, mesela şöyle çevirirken biraz şey yapabiliyor. Yani şöyle mesela arka kamerada video çekerken mesela şöyle gittiğiniz zaman tam böyle odaklayamayabiliyor. Yani böyle, kamerası da böyleydi. Görüntü kalitesine gelecek olursak görüntü kalitesi de gayet güzel. Daha sonra yüz okuyucu var. Şöyle yüzünüzü böyle tuttuğunuzda yüzünüzü görüyor ve telefon kendiliğinden açılıyor. Burada bir tane parmak izi okuyucu var. Bugün sizlerle Xiaomi Redmi Note 8 telefonunun incelemesini yaptım. Elimden geldiğince aklımda olan şeylere sizlere aktarmaya çalıştım. Umarım video yararlı olmuştur. Ben bu telefonu önerir miyim? Daha 1,5-2 hafta olacak alalı. Yani şu an iyi gidiyor, bilmiyorum, artık değişmezse bir şeyler. Yani şu anda öneriyorum yani. Evet. Videoma like atmayı, kanalıma abone olmayı, bu videoların devamını isterseniz dediğim gibi kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. Bir diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Evet, bir kapak. Kapağı nasıl çeksem acaba? Bakayım. Neyse, ben çekeceğim işte. Şimdi siz videoyu artık bitirmem gerekiyor. Tekrardan bir diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Görüşürüz.